Euzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutbelerini konu edindiğimiz bir video serimiz vardı. Bu serimizin 8. dersi sohbetiyle birlikteyiz bu birlikteliğimizde nasip olursa hutbetuhu fi fadli ayetil kürsiyi ayetel kürsinin faziletine dair Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşmış olan bir seslenişini, çağrısını hep beraber anlamaya çalışacağız. Bir yandan da inşallah metin e, tahlilleri yaparak Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mesajını e, gönüllerimize nakşetmeye gayret göstereceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim an habbe fet habbe tel kar habbe el urani radiyallahu an’tan rivayet ediliyor semi'tu ali ibn abi talibin radiyallahu anhu yakul semi'tu bu bir fiil fail ve mef'ulden oluşan cümlemiz semi'tu ben işittim fiilimiz semi'a tu buradaki failimiz kimden Ali ibn Ebi Talib'in hem Ali kelimesi hem de İb'in kelimesi cümlede meful konumlarından dolayı mansup olarak feth harekeyle gelmişler. Ali bin Ebi Talibi radıyallahu anh, Allahu Teala ondan razı olsun. Yakul şöyle derken işittim. Yine sema yoluyla yani bizzat Hazreti Ali Efendimiz'den bu sahabe efendimiz Habbet Habbe el Urani radıyallahu anh duymuş. Eee Semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz de, Resulullah Efendimizden Aleyhisselam duymuşlar. Semi'tu duydum Rasulullah Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, esenliği onun üzerine olsun. Resulullah Efendimizden duydum. Ala a'vadil minberi ağaçtan minberin üzerindeyken Efendimiz Aleyhisselam yakul şöyle dediğini duydum. Yani hutbesinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle sesleniyordu. Ben de onu bizzat duydum buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz. Men kara ayetel kürsiyyi Efendim şart cümlemiz Men e kim okursa kara fiilimizin faili hüvedir. O da mene raci bir zamirdir görünmeyen gizli hüvemiz. dolayısıyla kara e ile başlayan fiil cümlemizin mef'ulü de ayetel kürsiyi. Yani ayetel kürsiyi kim okursa ne zaman? Dubura kulli salatin. Her namazın arkasında, her namazın arkasından kim ayetel kürsiyi okursa lem yemna'hu min duhulil cennete illel mevtü. Buradan itibaren cümlemizin cevap kısmına geçiyoruz. Men şart kısmımızdı. lem ile başlayan cevap kısmımız. Ayrıca cevap kısmımızın içerisinde de efendim e, fiilimiz, failimiz, mefulümüz. Mesela burada lem ve illa ile alakalı bir e, istisna cümlemiz de var. Lem yemna'hu onu engellemez. Yani o kimseyi şurada gizli olan hüve burada çıkmış oldu. Neyden? Min duhulihi onun girmesini, el cennete, yani o kimsenin cennete girişini engellemez. Ne İllel mevtü, ancak ölüm engeller. Yani her namazın arkasından ayetel kürsüyü okuyan kimsenin cennete girmesine mani olan şey ölümüdür. Öldüğü zaman Cenab-ı Hakk'ın izni ve inayetiyle cennete girecektir. Ve men gara eha, buradaki ha ise ayetel kürsüye raci olan zamirimiz kim onu okursa ne zaman hine yahuzu madjaahu yatağına girip uyuyacağı zaman efendim yatağına girdiğinde kim onu okursa emmenehu <laughs> buradaki hu'muzda bu kara'enin fail olan hu'ya yani mene raci olan zamirimiz emmenehullahu <laughs> 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 Allahu Teala onu güvende kılar ala <laughs> darihi <laughs> onun evini efendim güvende kılar. Ve daricarihi onun komşusunun evini de güvende kılar. Ve düveyrati havlehu ve bir de onun evinin etrafındaki evleri de Cenab-ı Hak e, yatağına yattığı zaman ayetel kürsüyü okuyan kimsenin evini, komşusunun evini ve etrafında bulunan evleri koruma altına alır. Her türlü kazadan, beladan onları Muhafaza eder buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dostlar bu kısa ancak e, mana yüklü hutbemizle e, bugün birlikte olduk. Şu ifadelerle birlikteliğimizi sona erdirelim. Tabii ki ayet Kürsi'nin içeriği, manası, Cenab-ı Hakk'ı e, bize tanıtan bir ayet-i kerime olması, farklı hadis-i şeriflerde biz Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti olduğuna dair Ayet-el Kürsi'nin tesbihatlardan önce okuduğumuz Bakara suresinin 255. ayet kelimesinin Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan içerisinde kürsi kelimesi geçmesinden dolayı ayetel kürsi olarak anılan bu ayet-i kerimenin anlam dünyası farkındalığı onu okurken ki farkındalığımız çok önemli. Cenab-ı Hak inşallah onun anlam dünyasına yolculuk yapabilmeyi ve o ayet-i kerimenin içermiş olduğu güzelliklerle hayatımıza yön verebilmeyi ve Efendimizin burada müjdelemiş olduğu cennete namzet bireyler olarak Rabbimize kavuşanlardan olabilmeyi ve dünyada her türlü kazadan beladan bu ayetel kürsi vesilesiyle korunanlardan olabilmeyi Mevlamız bizlere nasip eylesin diyor. Bir başka birlikteliğimizde inşallah buluşmak ümidiyle hepinizi Yüce Mevla'ya emanet ediyorum.